Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir atış hareketi sorusu var. Hava direncini önemsenmediği bir ortamda K cismi yerden 80 metre yükseklikten düşey yukarı doğru 40 metre bölü saniye hızla, L cismi ise düşey aşağıya doğru 30 metre bölü saniye hızla atılıyor. Buna göre L cismi yere çarptığı anda K cisminin yerden yüksekliği kaç metredir diye soruyor. Bakın, L cisminin yapmış olduğu hareket yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi. Peki L cisminin hareket yönü aşağıya bakın. Peki çekim ivmesi o da aşağıya. Peki ikisi de aynı yönlü ise L cismi aşağıya doğru düşerken hızlanan bir hareket yapar. Peki bu cismin yaptığı harekette yaptığı yer değiştirme ya da aldığı yol H eşittir V0T artı 1 bölü 2G çarpı T karedir. Peki burada yükseklik nedir? Bakın 80 metre. İlk hız kaç? 30. Zaman ne? Bilmiyoruz. Artı 5 t kare. 5 de sadeleştirirsem 16 kime eşit olur? 6 t artı t kareye. Peki buradan t kare artı 6 t eksi 16 sıfır olmaz mı? Peki biz bunu ne yaparız? 8 çarpı 2. Peki çarpımları 16, toplamları artı 6 olacaksa o halde ne olur? T artı 8 ile T eksi 2 olur. Demek ki buradaki 30 metre bölü saniye hızla hareket eden bir cismin yere düşme süresi ne olur arkadaşlar? 2 saniye geçermiş. Peki 2 saniye sonraki hızı nedir diye sorarsa, her 1 saniyede cismin hızı onar onar arttığına göre 2 saniye sonundaki hızı 50 metre bölü saniye olur. Ama bizden istenilen L cismi, bakın, yere çarptığı anda K cisminin yerden yüksekliği nedir diye soruyor. Peki şurayı çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle K'nın hizasını alalım. Bakın buranın 80 metre olduğunu biliyoruz. Peki K cismi ne yapmış? Buradan 40 ile atılmış. Peki bu cisim ne yapıyor bakın? Bu cisim aşağıdan yukarıya düşey atış hareketi yapıyor. Peki hareket yönü yukarıya, çekim ivmesinin yönü aşağıya. Bu durumda cismin hızı her bir saniyede onar onar azalacaktır. Ve bu cisim aynı hizadan aynı hız büyüklüğüyle geçecektir. Peki 40 ile atılan bir cismin hızı kaç saniye sonra sıfır olacaktır? 4. Peki atıldıktan 1 saniye sonraki hızının büyüklüğü ne? 30. Atıldıktan 2 saniye sonraki hızının büyüklüğü 20. 3 saniye sonra 10. Buraya çıktı 0. Bakın geri dönüşte hız büyüklükleri birbirlerine eşit ama yön olarak nedir? Terstir. Peki bu cisim buradaki yükseklikten, bakın, serbest düşme hareketi yaptığına göre serbest düşme kuralları geçerlidir. Burası kaç metre? 5 metre bakın. Burası 15 metre. Bakın burası 25 metre. Burası da nedir? 35 metre olur. Zaten burasının biz 80 metre olduğunu vermiş. Peki bizden istenilen L cismi yere düştüğü anda diyor. Peki L cisminin yere düşme süresi kaç saniye bulduk? Biz 2 saniye bulduk. Peki 2 saniye sonra bizim buradaki K cismi nerede bakın arkadaşlar? Burada. Peki o halde biz nereyi bulmamız lazım? Bakın şurasını. Peki burası kaç metre? 25 ile 35'in toplamı 60 metre. 80 metrede burası var bakın arkadaşlar, toplam. Ne olur yerden yüksekliği 140 metre olur.